Önümüzdeki birkaç yüzyıl sonra bize ne olacak? Ya da 1000 yıl sonra evren nasıl sonlanacak? Ben nereden bileyim? Tamam, kimse tam olarak bilmiyor ama var olan teorileri bir araya getirerek öğrenebiliriz. İyi ki bu sefer kendi gözlerimizle izleyebilmemizi sağlayacak bir zaman projektörümüz var. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Kendi yakın geleceğimizle başlayalım. 10 yıl sonra 10 yıl daha yaşlı olacaksınız. Bu oldukça yüksek bir ihtimal. Ama 100 yıl sonra teknoloji daha fazla gelişecek ve hepimiz internetten daha büyük bir ağın parçası haline geleceğiz. Ayrıca nihayet yakın gezegenlere en büyük olasılıkla da Mars'a koloni kurmaya başlayacağız. Günümüzden sadece 100 yıl sonra insanlar dünya dışında yaşayan bildiğimiz ilk tür olacaklar. Çok havalı, değil mi? Ama işler daha da iyiye gidiyor. 900 yıl sonra gelecek milenyuma gidelim. 1000 yıl içerisinde insanlar teknolojiyi sadece hayatlarına değil, vücutlarına da dahil etmiş olacak. Cyborg'ları duymuş muydunuz? Bu size çok bilim kurgu gibi geldiyse bir şoka daha hazır olun. Gelecekte insanların hepsi tam olarak böyle olacak. Ve günümüzden 10.000 yıl sonraya gidiyoruz. Gece gökyüzünde görülebilen 15. en parlak yıldız olan süper dev Antares bir süpernovaya dönüşecek. Bu olağanüstü olay gün ortasında bile çıplak gözle görülebilecek. Tabii hala izleyecek insanlar olursa. 100.000 yıl sonraki gelecekte yıldızların doğal hareketlerinin sonucu olarak günümüzde bildiğimiz birçok takım yıldızı tanınmaz hale gelecek. Yaklaşık bu zamanlarda VY Canis Majoris isimli diğer bir süper parlak yıldız hipernova olarak patlayacak. Yani süpernovanın çok daha güçlü bir versiyonu ve çevresindeki onlarca hatta belki de yüzlerce gezegeni de beraberinde yok edecek. Dünya ise uzaktaki bu olayı süper volkanik patlamalarla kutlayacak. Sıcak magma ve volkanik küller binlerce kilometre karelik alanı kaplayacak. 500.000 yıl içerisinde gezegenimize yaklaşık 1 kilometre çapında bir asteroid çarpacak. Eğer insanlar bu çarpışmayı durdurmanın bir yolunu bulamazsa dünyadaki hayata veda edebiliriz. 1 milyon yıl içerisinde Uranüs'ün 4 uydusundan ikisi birbiriyle çarpışarak gezegende kaosa yol açacak. Aynı zamanda galaksimizdeki en parlak yıldızlardan biri olan Betelgeuse patlayacak ve bu süreç dünyadan gözlemlenebilir olacak. Sadece 400.000 yıl sonra Mars'ın 2 uydusundan biri olan Phobos artan yerçekimi nedeniyle parçalanacak ve kızıl gezegenin tıpkı Satürn gibi halkaları olacak. Ve uzakta Güneş sistemimizin ucunda bulunan galaksiler arası bir yıldız olan Gliese 710 sistemimizin çevresinde dönen bir kuyruklu yıldız kümesi olan Oort bulutuna giriş yapacak. Bu yıldızın giriş yapmasının sonucu olarak birçok kuyruklu yıldızın yörüngesi dünyaya dönebilir ve nihayetinde gökyüzünden yıldız yağmuru başlayabilir. Günümüzden 110 milyon yıl sonra Güneş %1 daha parlak olacak. Bu artış Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin iklimini değiştirecek. Bu çok düşük bir oran gibi görünse bile her şey çok daha fazla ısınacak. 2 milyar yıl sonra Güneş'in parlaklığı dünya üzerindeki okyanusların buharlaşmasına neden olacak. Ardından gezegenimizdeki tüm hayat formları yok olacak. Tabii basit yaşam formları hariç. Fakat onlar da çok geçmeden sonlarını bulacaklar. 4 milyar yıl sonra Samanyolu galaksisi Andromeda galaksisi ile çarpışacak. İkisinin de merkezindeki süper kütleli kara delikler birbirlerine yaklaşacaklar ve nihayetinde milyarlarca güneş kütlesinde hiper kütleli bir kara delik oluşturacaklar. Böylece yepyeni bir galaksi olan Samdromeda oluşacak ya da Andro yolu. İki isim de kulağa pek havalı gelmiyor ama olsun, o zamana kadar kimse hatırlamaz zaten. 7,9 milyar yıl sonra güneş o kadar şişecek ki bir kızıl dev olacak ve çok eskiden ismi Dünya olan Alev Topu da dahil çevresindeki birçok gezegeni yutacak. Güneşin bu değişiminin ana sebebi 8 milyar yıl sonra çökerek bir beyaz cüceye dönüşecek olması. Güneş sisteminde bulunan ve bu felaketi atlatan tüm gezegenler güneş günümüzdekinden 2 kat daha küçük olacağı için hızla ısı kaybetmeye başlayacaklar. 100 milyar yıl sonraysa evren o kadar fazla ve hızlı genişleyecek ki galaksiler birbirlerinin yörüngesinden çıkacaklar. Evren sürekli olarak genişliyor. Ayrıca bu genişlemenin oranı da gittikçe artıyor. Kimileri bunun ışık hızından daha süratli olduğunu bile söylüyor. Bu da her ne şekilde olursa olsun evrenin sonunu görmeyi imkansız kılıyor. 1 trilyon yıl sonra artık uzayda yeni yıldızlar meydana gelmeyecek. Sürekli genişleyen evren o kadar büyümüş olacak ki yıldız ve galaksiler arasındaki mesafe aşırı büyük olacak. Gaz bulutları olmayacağından dolayı yeni yıldızların oluşması için gerekli materyal de olmayacak. 100 trilyon yıl sonra dejenere çağı başlayacak. Yeni yıldızları oluşturacak yakıt olmayacağından
yıldızlar çoğalmayacaklar. Aynı zamanda var olan yıldızlar da yavaşça yok olacaklar ve parlak objelerden kızıl, mavi, beyaz ve kahverengi cüceler haline gelecekler. 120 trilyon yıl sonra bir zamanlar normal yıldızların bulunduğu yerlerde sadece beyaz ve kahverengi cüce yıldızlar bulunacak. Sonunda hepsinin yakıtı tükenecek ve yok olan yıldızların kalıntıları uzaya saçılacak. Evren zifiri bir karanlığa bürünecek. Arada sırada kahverengi cüceler birbirleriyle çarpışarak kısa süreliğine dev kızıl cüceler oluşturacak. Fakat yakıtları olmayacağından çok geçmeden sönecekler ve geriye sadece karanlık kalacak. Bir katrilyon yıl sonra tüm gezegenler yörüngelerinden çıkacaklar ve soğuk, karanlık dış uzayda sürüklenecekler. Bu gezegenlerin herhangi birinde hiçbir şekilde yaşam olmayacak ve uzaydaki yıldızları hiçbir şey yeniden yakamayacak. Bir kentilyon yıl sonra yıldızlar da galaksilerden uzaklaşacaklar ve zamanlarının geri kalanı boyunca boş evrende sürüklenip duracaklar ki uzay standartlarına göre bu hiç de uzun bir zaman sayılmaz. 10 üzeri 45 yıl sonra evrendeki her şeyi meydana getiren parçacıklar bile parçalanmaya başlayacaklar ve bu süreç tamamlandığında kara delik çağı başlayacak. Evrende kalan tek objeler kara delikler olacak. Geriye başka hiçbir şey kalmayacak. Ancak kara delikler bile sonsuz değillerdir. Onlar da nihayetinde bozulacaklar ve bu olay günümüzden 10 üzeri 107 yıl sonra gerçekleşecek. Onların yok oluşunun ardından geriye sadece atom altı parçacıklarla dolu bir boşluk kalacak. Yani kavranılamayacak kadar büyük bir boşluk okyanusu. Ta ki bu küçük şeyler de yok olana ve evren mutlak bir boşluktan ibaret olana kadar. Ve kentilyonlarca yılın ardından hiçbir şey kalmayacak. Bu döneme karanlık çağ deniyor ve zaman bu noktada hiçbir şeyi ifade etmemeye başlıyor. Derken sayısız yıllar sonrasına gidelim. O da ne? Uzay hareket ediyor gibi görünüyor. Dalgalanıyor. Dalgalar büyüyüp genişlemeye başlıyor ve gittikçe boş evrenin daha fazlasını içine alıyor. Peki ama sonsuz boşlukta bu nasıl oluyor? Bunun sebebi gerçek boşluğun yanı sıra sahte boşluğun da var olmasıdır. Kimse bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama yeterince uzun süre izlerseniz görebiliyorsunuz. Ah işte oldu. Sahte boşluk muazzam sıcaklıklara ulaşıp şişti ve patlayarak boş evreni yeni bir enerjiyle doldurdu. Böylece yeni evrene hayat verdi ve muhtemelen sadece bir tanesine de değil. Bu olayı büyük patlama olarak biliyorsunuz. Evrenimiz bu şekilde meydana geldi ve muhtemelen çok uzun zaman sonra yeniden bu şekilde hayat bulacak. Sonuç olarak günümüz yaşamak için harika bir zaman dilimi. Bugün dışarı çıkıp biraz eğlenmeyi unutmayın. İş bekleyebilir, keza evrende. İşte bu kadar olumlu bakanlar. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğenebileceğinizi düşündüğüm diğer videoları ekranınızda bulabilirsiniz. Sadece soldaki veya sağdakine tıklayın ve unutmayın, hayata olumlu bakın.